1973 yılında Sivas'ta doğdum. Aslında bir Türk ve Aleviyim. Biraz Pir Sultan Abdal'ın geleneğini büyütülmüşüm. Çünkü Banaz köyüne çok yakın ve Pir Sultan Abdal'ın direnişçi geleneğiyle büyümüş bir ailenin çocuğuyum. Aslında ilk çalışkim geldiğim Alevi kimliğiyle oldu. Hiçbir yerde kimliğimizi söylememek gerektiği yönündeydi. Çünkü birçok Sivas'ta yaşayan akrabalarımın evleri Alevi oldukları için taranmış ya da yakılmaya çalışılmıştı. Böyle gelmiştik ya da Alevi toplumu hep kıyımdan ve soykırımdan geçirilmişti. Kimliğini sakla, gizle diye büyütülen bir aileden geldim. İşçi ve emekçi bir ailenin çocuğuyum. Yoksulluğun ve işte böyle fakirliğin ne demek olduğunu biliyorum zenginlerin e, zenginle yoksul arasındaki farkı da yaşamış bir kesimden e, geldim. Devrimcilerle tanışmam ilk şeyim 2 Temmuz'daki 1993 yılındaki yaşanan Sivas Katliamı'dır. İlk başta e, yakın akrabalarımı ve köylülerimi kaybetmiş olduk orada ve arkasından da zaten özgür ülkenin bombalanması benim bakımdan bir dönemeç noktası olmuştu. Ve evlerdeki yapılan devrimci katliamlar ya da Kürdistan'daki büyüyen Serhel'dan benim yüzümü direkt devrimci ve sosyalistlere yöneltmişti. Ben ilk e, Atılım Gazetesi muhabirliğiyle başladım aslında basın alanında başladım. Daha sonra e, özgür gençlik saflarında örgütlendim ve e, bu öğrencilerin demokratik üniversite taleplerini dile getirmek, genç kadınların sorunlarını dile getirmek için örgütlendiğim özgür gençlik saflarında 8 Mart'a ve 1 Mayıs'lara katıldığım için gözaltına alınıp tutuklandım. Bu ilk tutuklandığımda Kasım ayında 1995 yılında tutuklandım ve 10 yıl hapis cezası aldım. 10 yıl sonra 2004 yılında tahliye edildim. Ulucanlar Hapishanesi'nde kaldım. İşte Hatip Dicle'lerin, Leyla Zanaların İsmail Beşikçilerin olduğu dönemde Ulucanlar Hapishanesi'nde kaldım. Daha sonra Sakarya Hapishanesi'ne gittim ve sonra da Gebze Hapishanesi'ne gittim. Sakarya Hapishanesi'nde 1999 yılındaki yaşanan Ağustos depremi vardı. Bu depremden dolayı hapishane yıkıldığı için biz Gebze Hapishanesi'ne gönderildik. Gebze Hapishanesi'nde de yaşanan aslında hem bir anlamda büyük hapishane direnişini hem de büyük bir hapishane katliamına tanıklık ettim. 19 Aralık e, hapishane katliamlarında da Gebze hapishanesindeydim. Daha sonraki e, şeylerimde de e, tahliye olduktan çok kısa bir süre sonra yeniden tutuklandım 2006 yılında. Böyle böyle derken e, 2012 yılındaki yasaklı inan edilen nevroz e, kutlamalarına katıldığım için İstanbul'daki Kazlı Çeşme'deki Nevroz kutlamasına katıldığım için gözaltına alınıp tutuklandım yine. 2013 yılında da Gezi ayaklanmasına katılıp bu protestolarda yer aldığım, büyük ayaklanmada yer aldığım için ve sorumlularından biri olduğum iddiasıyla tutuklanıp kaldım. Ve en sonunda genel başkan olduğum süreçte <laughs> tutuklandım. 2,5 i̇ki buçuk, iki buçuk yıldan fazla kalmış oldum bu süreç boyunca da. Yani aslında bütün hayatım Devrimcilikte de, kesintisiz bir devrimcilikte de geçti. Bu yıllar arasında da daha çok Emekçi Kadınlar Derneği'nin başkanlığını yaptım. Belli bir süre, özellikle 2004'ten sonra uzunca bir süre Kadın Özgürlük Mücadelesi içerisinde yer aldım. Hem onun faaliyetlerinde bulundum, Kadın Özgürlük Mücadelesinin taleplerini dile getirdim ve aynı zamanda İzlenenler'in Sosyalist Partisinin değişik alanlarında, değişik illerinde epeyce görev aldım ve yaptım. Toplam arada o 15 yıla yaklaşmış bir hapishane yaşamım var. De hiç kesintisiz kesintisiz 10 yıl hapishanelerde kaldım. Daha sonralarında 7 ay, 8 ay, 3 yıl öyle kalmış olduk. Ben yeniden bir Gebze hapishanesine götürüldüm. Daha sonra Sincan'da kaldım. Bakırköy hapishanesinde kaldım. Silivri hapishanesinde kaldım. Daha çok batı hapishanelerinde kaldım. Şimdi benim annem bir yıllar önce Gebze Hapishanesi'nde görüşe geldiğinde demişti ki bana beni genç bıraktın, genç kalmamı sağladın demişti. Ben annemin şaka yaptığını düşünmüştüm, gülmüştüm. Annem yok ben çok ciddi söylüyorum genç kalmamı sağladın çünkü bambaşka hayatların olduğunu, bambaşka mücadelelerinin olduğunu ve hayatta tutunacak bir dalın olması gerektiğini gösterdin bana bu girdiğin mücadele sayesinde demişti. Ben hani tüm zorluklarına rağmen yaptığımız için güzel ve mutlu bir iş olduğunu düşünüyorum. Hani bir insan ömrünü neye vermeli diye sorduklarında gerçekten özgürlüğü ve eşitliği isteyen bir mücadeleye vermesi gerektiğini düşünüyorum. Belki bu görüş ve bakış açısı yaşadığınız tüm o kadın olmaktan kaynaklanan, Alevi, alevi olmaktan kaynaklanan tüm sorunları bertaraf edebiliyorsunuz. Ama yine de yani bu toplum içerisinde kadın olmanın getirdiği yok sayılmanın çok zorluklarını yaşıyorsunuz. Halen de yaşıyoruz. Yani kurulan ittifaklara baktığımızda da hani kadının adının olmadığını, varlığını tartışılıyor. Yani dünkü Hüdapar'ın yaptığı açıklama da bununla ilgilidir. Yani işte diyor ki karma eğitim olmasın, 6284 kaldırılsın, bizim kazanım yaptığımız bütün haklarımız zina yeniden getirilsin diyor Hüdapar. Tam bir Taliban ittifakı kurulmuş durumda. Yani biz kadınlar olarak zaten şunu biliyoruz. Hani bu elmayı yediğimizden beri günahkar ilan edilmişiz. Ama gel ilk de yemişiz bu elmayı diyoruz. Çünkü özgürlüğümüzün tadının ne olduğunu da anlamış olduk. Kadına yönelik var olma mücadelesinin ben ilk hapishanelerde edindiğimi düşünüyorum. Çünkü hem devletle tutsakların karşı karşıya gelindeki çıplak çarpışma hali hem de kadın olduğunuz için devletle karşılaşmanız çok çıplak oluyor. İki şeyde çok net tercih yaparsanız birinciniz de çok yükseliyor. Bir devrimcilikte çok bilinçli tercih yapıyorsunuz. Diyorsunuz ki ben ezilenlerin ve kadın olarak bu saftayım. Aynı zamanda bir kadın olduğunuz için sizi aşağılayan, sizi hor gören, siz konuşmaya başladığınızda kendini sürekli bir komutan edası takınan Eri zihniyete karşı her gün mücadele veriyorsunuz. Bu sizi çok güçlendiriyor. Yani bu sistemin yanında olmamak gerektiğini, bu erkek egemen sistemin yanında olmamak gerektiğini gösteriyor. Yani 270 kadın adayla 600 milletvekilinden yüzde 45 eşit işte, temsiliyeti yakalayamasak bile kotamızın üstünde bir kadın adayla temsil ediliyoruz. 34 ilde listelerin başında kadın arkadaşlarımız. Bu bile Yeşil Sol Parti'de olmak için bile yeterli olduğunu düşünüyorum. AKP ve MHP ittifakının nasıl bir kadın politikası izlediğini görüyoruz. 6284 sayılı yasanın iptal edilmesi peşindeler. Kadının sadece ev kölesi gören, sadece kadını erkekle erkeğin mülkü gören anlayış, erkek yargının nasıl cezasızlık politikası izlediğini görüyoruz. Bunlar ya da CHP ve İyi Partide de gördük mutabakatta. Hiç kadın adı yoktu. Toplumsal cinsiyet eşitliği yoktu. Eğitimde sadece ailedeki görevlerimiz tanımlanıyordu. Kadın işçilerin bile hakları yoktu. Eşit eşit eşit, eşit ücret taleplerimiz. Yani bunun dışında bölgedeki yani kadın özgürlük mücadelesi üzerinde dışında bile yani sonuçta çok büyük bir tane hapishaneler sorunu var bu topraklarda. Yani inanılmaz bir tecrit yaşanıyor. İmralı'da bir tecrit var. Sayın Kürt Halk Önderi, Sayın Abdullah Öcal'ın üzerinde başlamış olan. 1999 yılından beri ve çok uzun bir süredir haber alınamıyor kendisinde. Aynı e, İmralı'da ağırlaştırılmış bir tecrit yaşanırken... ...şimdi bütün hapishanelerde bu tecrit uygulanıyor. Yani şimdi biz bakıyoruz infaz yakmalar var. E, hasta tutsaklar tahliye edilmiyor. İki iki kolu iki kolu olmayan olmayan bacağı olmayan arkadaşlarımız çok ağır hasta arkadaşlarımız hapishanelerde tutuluyor görüşçü yasakları var. 30 yılı aşmış hapishanede kalan arkadaşlarımızın hepsinin infazı yakıldı çok komik gerekçelerle. Ailesiyle değil arkadaşlarıyla mektuplaştığı için yakıldığı söyleniyor ama kaç gündür Hizbullah tan yargılanmış olanlar tahliye ediliyor. Ama bizim arkadaşlarımız ise infazları yakılıyor. Yani geçen basına yansıdı basın mensubu olan arkadaşımız Dilan Oynaş. Dört tür infazı yakılıyor. Yani neredeyse iki yıla yaklaşık infazı yakılmış durumda tahliye edilmesi gerekiyor. Bu sorunları dile getirmek istiyoruz. Kürt özgürlük mücadelesinin kendi talepleri var. Bunları dile getirmek istiyoruz. Yani sadece Kürt ulusunun değil tüm ulusların taleplerini dile getireceğiz. Benim bulunduğum bölge, kozmopolit bir bölge. 8 8 Mart-25 Kasım'larda kadınların taleplerini dile getiriyoruz. 21 Mart'ta Nevroz'da alanlarda oluyoruz. 1 Mayıs'ta işçi sınıfının taleplerini dile getiriyoruz. Yani yine halkımızla birlikte olmak, halkımızın kendi özlem ve taleplerini dile getirmekle yükümlüyüz. Zaten görevimiz bu bizim. Yani sadece mecliste söz söyleyen değil işi direnişlerinde olan, ekoloji mücadelesinde olan, kadın özgürlük mücadelesinde olan, Kürt özgürlük mücadelesinin taleplerini dile getiren ve belirttiğim gibi benim bakımdan hassas konulardan bir tanesi hapishaneler sorununu dile getirip gerçekten içerideki tutsakların özgür olmasını talep etmeliyiz. Bunun için mücadele etmeliyiz. Bu mücadele sadece mecliste olabilecek bir mücadele değil. Orada sözümüzü dile getireceğiz ama bu mücadelenin halkla birlikte, kitlelerle birlikte örgütlenmesi ve sokakta örgütlenmeye ihtiyacı var. O yüzden de sokakta olmaya, yeniden yeniden mücadeleyi yükseltmeye ve politik özgürlüğümüzü kazanmaya ihtiyacımız var. Kadınlar bakımından da gerçek eşitliğimizi kazanmaya ihtiyacımız var. Yani birlikte kazanacağımıza inanıyorum ben. Yani bütün halklarımızın buluşacağına bu Yeşil Sol Parti'de. Sonuçta çok az bir zaman var seçimlere, bir ay kadar kalmış durumda. Gerçekten 7-24 çalışmaya ve bu karşımızdaki erkek egemen rejimin yenilmesini sağlamaya ihtiyacımız var. Yani hiç yorulmadan, hiç usanmadan, hiç bıkmadan, etrafımızdaki yaşanan herhangi bir tartışmaya takılmadan yolumuza yürümeye ihtiyacımız var. Yani bazen bazı görevlerimiz var gerçekten gidip halkımıza anlatmalıyız. Her kapıyı çalmalıyız. Her kapıdan bu işe emek harcamasını istemeliyiz. Evet sen de bu işe dahil ol demeliyiz. Çok sayıda gönüllü bulmalıyız. Çok sayıda kadına ve gençlere çağrı yapmalıyız. Çünkü AKP ve MHP'de, CHP ve İyi Partilerde bu iki burjuva blokta ne kadının adı var ne gençlerin adı var. Ama Yeşil Sol Parti'de kesinlikle kadınların ve gençlerin adı var. O yüzden de kadınlar ve gençler çok özel görev almalı bu süreçte. Herkese, herkese gidip anlatmalı, herkesi göreve çağırmalıyız. Ve biliyorsunuz HDP ile seçime girmediğimiz için bizim sandık görevlileri gibi bir sorunumuz var. Çok sayıda müşahit çağrısı yapmalıyız. Müşahitlerimizin hepsi şimdiden bulundukları mahalle komitelerine, ilçe komitelerine, komisyonlarına adlarını yazdırmalı ve görev almalıdır herkes. De yolumuz açık, başaracağımıza inanıyoruz. Bu sefer yüzden fazla milletvekiliyle mecliste yerimizi alacağız ve daha güçlü, daha kararlı ve daha kendimizi ifade eden bir şekilde görev başında olacağız. Hepimize başarılar diliyorum. Hepimiz mutlaka kazanacağımıza inanıyoruz. Mutlaka e, içerideki tutsak yoldaşlarımızın özgürlüğünü de sağlayacağımıza inanıyoruz. O yüzden de buradan da e, içeride hapishanedeki bulunan tüm e, yoldaşlarımıza, dostlarımıza, hevallerimize selam ve sevgilerimi iletiyorum.